İnsanoğlunun son dönemde en çok ağrına giden kelimelerden birisi. Seçilmiş bir kul olabilmek. Olur mu canım öyle şey? Allah peygamberlerden hariç birilerini mi seçiyor? Nereden uyduruyorsunuz? Diyenler de var. Herkes sözünce yaşar. Kur'an'ı kendine rehber edinen, bu rehberi zannımızca kendi işine geldiği sayfalarda arıyor. Âl-i İmrân suresi 42. ayeti kerimede Allah-u Zülcelal şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hem melekler şöyle dediği zaman, ey Meryem, şüphesiz Allah seni seçti ve seni çok temiz, tertemiz kıldı. Hem sonra seni bütün dünya kadınlarına üstün kıldı. Hem de öyle böyle değil, seçilen bir kadın, bir hanımefendi, cennet kadınlarından birisi. Bugün kadınlar için büyük bir hak ve adalet duygusuyla hareket edenleri apayrı bir videoda ele alacağız. Gelelim konumuza. Sorumuz şu, Hazreti Meryem peygamber miydi? Hayır. Yaşadığı dönemde kendi halkı arasında normal bir şahsiyet miydi? Hayır. Ama sonrasında yaşadıkları öyle anormal, öyle akıl almaz, öyle sıra dışı oldu ki, baba vesilesi olmadan dünyaya gelen, tarih boyunca muharref dinlerde Tanrı'nın oğlu diye adı geçen, Kur'an-ı Kerim'de övülen İslam peygamberi Hazreti İsa Efendimizin annesi oldu. Hazreti Allah ona melekleri aracılığıyla hem de adıyla hitap ederek seçkinlerden kıldığını beyan etti. Cenab-ı Hak onu peygamber değilken seçti ve temizledi. Öyle bir seçilmişlik ki, alemler içerisindeki kadınların arasından da üstün olarak seçildi. Üstün bir şahsiyet olabilmek o temizlikle mümkünmüş. Öyle bir temizlikmiş ki, Allah-u Zülcelal'in elinden olunca tam anlamıyla mümkünmüş. Yani kılık, kıyafet, dille de bitmiyor iş. Kalpte öyle noktalar var ki, onların temizleyicisi Allah-u Zülcelal imiş. Allah-u Zülcelal bir kulunu seçermiş, severmiş. Sonra onu bu yolun içinde öyle bir temizliğe nail edermiş ki, o seçilmişliğin göstergesiymiş. Öyleyse Hazreti Allah'ın bir insanı sevgilisi olarak seçmesi, onu diğerlerine üstün kılması ve bu seçtikleri arasında da derecelendirme yapması gayet tabiymiş. Şu mucizeyi Kur'an-ı Azimüşşan'a bir bakınız ki, kadınla vermiş olduğu örnekte kadınlar arasında üstün olduğunu beyan ederken, erkekler arasında da ayrı bir üstünlük olduğuna işaret ediyor. Hazreti Allah zor anlayacak olana kadınla örnek veriyor. Anlamak istemeyene kafasına mihenk olacak bir hakikatle babasız bir oğul veriyor. Şimdi soru şu, Hazreti Meryem keramet mi gösterdi, mucize mi? Hazreti İsa'nın kendisi elbette bir mucize. Ama Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurabilmesi Allah-u Zülcelal'in takdiri. Öyle bir takdirdir ki Hazreti Meryem'in peygamber olmadığı gerçekliğiyle kuşanmış. Bu takdirin hükmüne varabilmek için ne halde olmak lazım, varın siz anlayın. Bu halde olanları kim temizler, varın siz anlayın. Seçkinlermiş bizi temiz olan yola, yani sırat-ı müstakime götüren. Seçkinlermiş öyleyse Allah-u Zülcelal'in hitabına, Allah-u Zülcelal'in muhatabiyetine mazhar olan. Hazreti Allah'tan vahiy alanlara peygamber denir. Allah-u Zülcelal'in Kur'an-ı Azimüşşan ve sünnet-i seniyesi ve ehl-i beyt sevgisi üzerine seçtiklerine evliyaullah denir. Allah'ın sevgilileri denir. Öyleyse o sevgililer seçilmişlerdir, seçkinlerdir. Evet, bunu anlamak yine o aklı kıt olanlar ve özellikle bu yoktur diyenler için yeterli gelmeyebilir. Ama işin hakikati, insan bir hakikat ararsa Meryem Aleyhisselam ona yeter. Ama mucize ararsa Hazreti İsa'nın babasız doğması onun aklına sığmaz, Allah-u Zülcelal'e iftira eder. İşin gerçeğine gelince, kim Allah'ın sözüne boyun eğer, Resulünün sözüne boyun eğer, o hakkı görür, hakikati fark eder.
Kalın sağlıcakla.